Nitekim geçtiğimiz günlerde İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanunu bu ülkenin gerçek niyetini tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Filistin halkı ile Kudüs'ü ziyaret eden Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik tüm haksız uygulamalar, baskılar, tecritler bu kanun ile meşrulaştırılmaktadır. Gasp ettiği toprakları yerleşim yerleri adıyla masumlaştırmaya çalışan İsrail, bu kanunla yaptığı hırsızlığa kendince bir kılıf icat etmiştir. Karşımızda kendi tanımladığı bir topluluk dışında hiç kimsenin hakkını, hukukunu, hatta varlığını tanımayan bir devlet vardır. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. İsrail'in bu düzenlemeden sonra siyonizm, faşizm ve ırkçılık ile bunların sonuçları konusunda söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır. Hitler'in ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır.